Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Yeni Güne Merhaba. Günaydın, günaydın, günaydınlar Süper FM'in süpersonik dinleyicileri. Herkese günaydın. Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Oh, bugün çok enerjikim. Wow, bu ne enerji ya? Vallahi Roma'ya yakasın var. Ne oldu, ateşin mi çıktı? Hayır. Böyle bir enerji dolusun ya, ne kadar güzel. Akşam erken uyudum. Aferin, uykunu aldın. Güzel kahvaltı ettin. Aferin, süpersin. Metrobüs bugün rahattı. Hep böyle olur inşallah. İnşallah. Efendim, Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Eşe, dosta, toplu taşımadaki, yanınızdakilere, karşıdakilere, herkese haber verin. Muhabbete doyacağız bugün. Mustafa. Efendim. Vallahi senin enerjin bugün çok güzel. Ben çok güzel bir program olacağını inanıyorum. Ben de. Yükseldim. Ve yükseldin sen. Güzel. Sakın düşme. Sandalyeden de düşme. Mikrofonumuzu da kemirme. Hemen adreslerimizi verelim. Soruları, eleştirileri, yorumları için sevgili dinleyenlerimize. Efendim, Twitter adresimiz Zuhal'in günlüğü. Instagram hesabım Zuhal Topal. Benim de Snapchat'im, Instagram'ım Mustafa Kota. Kısa bir aradan sonra zıpkın gibi, fişek gibi başlayacağız. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim, Zuhal Topal'ın günlüğü cayır cayır devam ediyor ve... En çok sevdiğim bölüme geldik. Hı. Zuhal Topal'la ilişki durumu. Hadi bakalım, ilk sorumuz gelsin. Tekirdağ'dan Burcu sormuş. Burcu. Zuhal abla, erkek arkadaşım kapıdan geçecekken kapıyı açmıyor. Prensesliğim bozulmuş mudur? Ah prensesim, vah prensesim. Ne oldu? Vallahi kapıyı açmıyorsa olma, bıraksın. Bir daha bir düşünsün ya, bıraksın demeyelim ama. Yani bir centilmenlik de yapılması gerekiyor böyle durumlarda. İkinci sorumuz. Balıkesir'den Melike demiş ki. Hadi Melike'ciğim. Zuhal abla, sevgilim beni hiç kıskanmıyor. Allah. Onun yanına başkasını öpüyorum, kokluyorum, cilveleşiyorum. Adamda tık yok. Sürekli memnun memnun bakıyor etrafa. Nasıl kıskandıracağım ben bu adamı? Melike? Çok ayıp. Sen niye başkasıyla cilveleşiyorsun adamın gözü önünde? Belki adam istemiyordur artık kadını. Neyi? İşte kadını. Neden istemesin ya? Sıkılmışsa demek, yani kadın kendi bıraksın gitsin. Olmaz istesin. Yanlış bu gidiş gidişçi. Tatlım, buna bir son verin. Üçüncü soru. Bursa'dan Cansu sormuş. Evet. Zuhal abla, sevgilim doğum günümde bana iddia kuponu hediye etti. Bir de utanmadan tutarsa yarı yarıya kırışırız diyor. Ne yapacağım ben bu odunla? Valla parayı bir kırış öncesinde. Sonra da arkadaşa güle güle dersin Cansu. Ne yapsın adamla, para teklif etmiş be. Böyle şey olur mu Mustafa ya? Ne yapsın, nakit mi alsın ya, Allah Allah. Adam yani romantik bir şey istiyor kızcağız. Bunun yaptığı şeye bak ya. Tamam işte, otursunlar Barcelona maçı izlesinler Zuhal'cığım. Sağ ol, tam bir erkek görüşü işte. Devam et. İşinle bizi sıkıntı. Samsun'dan Bengi sormuş. Ha Bengi'cim. Zuhal abla, kocam çıldırdı. Niye? Sürekli akşamları alıp sokaklarda yürüyor. Kendi. Ne yapacağım ben? Kendi ben, kendine mi gidiyorsun? Kendi kendine yürüyor. Ben yanında geleyim, yok istemiyorum, kafamı dağıtacağım diyor. Her akşam 5 saat sokakta yürüyor bu. 5 saat mi? Evet. Olmaz Bengü, bir terslik var. Bence yürüyüşe gitmiyor o. Yani yürüyor ama nereye yürüyor acaba? Belki adamın gerçekten morali bozuksa. Her gece 5 saat. Ne var? Olmaz, alsın karşısına Bengü, otursun kocasına konuşsun, bu sorunu çözsünler. Olmazsa bir evlilik danışmanına gitsin ya da bir psikoloğa götürsünler. Ara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Efendim, fişek gibi, zıpkın gibi devam ediyor sevgili dinleyenler. Radyoları böyle çiçeklerin dayasın, sevgili dinleyenler öyle dinlesin şimdi. O kadar bir pozitiflik diyorsun. Vallahi çiçek açtırırız ha. Öyle mi? Evet. İsmi lazım değil, bazıları çöle döndürürler. Onlardan var ya, fellik fellik kaçıyoruz ha. Diyeyim, bak kaç defa gelecek dünyaya. Biraz da biz mutlu olalım. Bizim aklımız. Bak, elinde herkesin hayatında en az bir kere karşılaştığı, hevesinizi kursağınızda bırakan insan modelleri var sevgili Süper FM dinleyenleri. Vallahi çok önemli konu. Dinleyiniz lütfen. Böyle kıyıda köşede azıcık hevesiniz, ne bileyim, hayata karşı bir beklentiniz varsa da, bakın bunlar, bu tip insanları hemen tespit edip kursağınızda bırakıyor. Gelişmiş tıpta bunlara ne diyorlar biliyor musun? Ne? Son heves bükücüler deniliyor. Ya. Bravo, güzel espriydi. Bazen uzak duramıyorsunuz işte. Mesela patronunuz oluyor. Değil mi? Numero bir. Evet. Tam bugün de akşam oldu deyip işten çıkmaya hazırlandığınız anda, arkadaşlar bugün mesaiye kalıp bu işleri bitirmemiz gerekiyor diyen yönetici. Bu kavga da söylenmez be. Ne yaptın sen ya? Vallahi kırdın kalbimi. Ya şangır. Numero iki. Yeni bir telefon ya da elektronik cihaz aldığınızda
Kanka ya keşke bekleseydin, indirime girecekti, daha iyisini alırdık sana diyen arkadaş. Onlara kalsa zaten hiçbir şey alamazsın ki. En iyisi ne yapacaksın biliyor musun Zuhal? Hı. İçine güveneceksin. Ya sağ ol. Numara 3. Büte bırakırım diye çalışmadınız finalde. Soruları çok kolay soran ve sizden başka herkesi geçiren üniversite hocası. Bunları çok sinir oluyordum ben ya. Yeminle böyle sağa sola kafa atasım geliyor benim bu durumlarda. Sakin ol şampiyon. Numara 4 geliyor efendim hazırsanız. Tam yeni bölümünü izleyeceğiniz diziyi açtığınızda telefonla arayıp spoiler veren arkadaş. Bu çok kötü bir şey ya. Evet, ne yapacağım bu durumlarda? Vereceksin onun kafasına, bak bakalım bir daha yapıyor mu? Numara 6. Okulu bitirip diplomayı aldığınızda sevinirken yanınıza gelip ne zaman iş bulacaksın? Askerlik ne zaman? Nirvetini görecek miyiz diye sizi soru bombardımanına tutan akraba. Sevgilin geçiri ben bir sesleneceğim. Sesler. Hayatları boyunca yemin ederim bunu hep duyacaklara. O yüzden ne yapacaklar? Bu soruları paket yapacaklar, evde açacaklar. Numara 6. Spora başlayıp biraz forma girmeye karar verdiğinizi söylediğinizde... Kanka ya sen ne yapsan bu göbek erimez ya diyen arkadaş. İşte ne oldu? Game of Thrones çocuğu bu işte. Sana ne oğlum, sana ne? Numara 6. Akşam için plan yapıp hazırlandığınızda otur oturduğun yerde akşam misafirler gelecek diyen anne. Bak bak bak, sanki bağırırlet aileleriyle buluşacak ya. Numara 8. Büyük bir hediye paketin içinde hiç ihtiyacınızın olmadığı bir şeyi hediye olarak getiren arkadaş. Numara 9. Ödev verdiğini unutan öğretmene, hocam ödev verdi unuttunuz diye seslenen sınıfın çakkalı. Öğretimde var değil mi ya? Kıl. Daha izinle ilkokuldaki bir arkadaşımın seslenebilir miyim? Sesler. Fatih yormayayım dedim. Valla. Bu iyiydi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Bakalım Mustik, bakalım seni nerelere göndeririz, ne durumlara sokarız bakalım. Biraz kendim olarak kalsam. Kal bakayım kal. Kendin olarak yolda yürüyorsun. Çattı geldi, sana birisi çarptı. Yüzüme bir baktı sensin. O çarpan sensin, ne yapardın? Gel beraber bir berber dükkanı açalım derdim. Ha korkmazdın ya. Yani? Yo, selam verip hiçbir şey olmamış gibi davranırdım ben. Her şeyi kafaya takarsan bu dünyada işin zor. Ayda 5000 TL Survivor adasında yengeç olarak yaşar mıydın? Kıbrıs'a gidip emekli olacağım ben. Tamam, olurdun yani. Olurum da ama fare olsam daha iyi. Ama ne öyle pis diye dolaşacaksın? Niye öyle dolaşayım be? Ünlüleri ısıracağım. Üstlerinde dolaşacağım, bile para alacağım. Hayır, madem ünlülerle dolaşmak istiyorsun, adada içlerinden birinin ayakkabısı olacaksın. Seç bakalım kimi? Ben karışmıyorum. Tabii ki erkek olacak. Ya Zuha bak, şimdi valla midem bulandı ya. O üç ay, o ayaklar, ayakkabılar... Boş ver be. 3000 TL farenin ayakkabıya evrim geçirdin. Semih sakal olabilir bak, sürekli okşuyor ya. Ne, okşamak mı istiyorsun sen? Yok da yani güzel şeydir ya sevilmek. Semih'in sakalı mı yoksa Yattara'nın saçı olmayı mı tercih ederdin? Ay hiçbiri olmayayım ya. Bence de. Valla yazık değil mi bana? Ay ya bir an düşündüm seni. Hakikaten sana mı yazık olur, adadakilere mi yazık olur, ben bir karar veremedim. Yılmaz Morgan'ın bandanası olabilirdi be. Bak o olurdu işte. O beyni bir çerçevelerdim, yakından incelerdim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Şöyle ortaya kaşıklı haber turuna var mısın delivanlı? Bana mı sordunuz madam? Senden başkası var mı stüdyoda, gottik? Al işte bak, ben madam diyorum, sen gottik diyorsun bana. Ne diyeyim, mösyö mü diyeyim ya? Nasıl mösyö mistik? Nasıl olayım ya, böyle Fransız dolaşıyorum. Şatom'daydım dün akşam böyle, ama arada hizmetçileri kıstırıyordum. Mustafa, zıbıtma gene, zıbıtma. Vallahi şimdi çeşme monte edeceğim ağzının ortasına. 24 saat hayrını akıtırsın fışır fışır şırıl şırıl. Efendim red wheat hafızayı zayıflatıyormuş. Hadi be. Çinli bilim adamlarının araştırmalarına göre sosyal medya üzerinde paylaşılmış bilgiyi hemen geri paylaşmak, yani retweetlemek, bilişsel aşırı yüklenmeye sebep oluyor. Bu da insanın gördüklerini öğrenmesini ve aklında tutmasını zorlaştırıyormuş. Araştırma ekibinden Profesör Kui Wang'a göre birçok insan artık orijinal fikirleri paylaşmıyor. Yalnızca bir şey görüyor ve arkadaşlarına duyuruyor. Evet ya, bak benim şakalarımı hep çalıyorlar ha. Senin şakalarını. Evet. Ne yapsınlar senin şakalarını be? Öyle deme, vallahi bir şaka yapıyorum ki ben. Hmm. Hadi yap yap. Şimdi olmaz, o anı gelmesi lazım. Tabii yapamıyorsun ya. Söyle bakalım. Hmm. En kızdırmamamız gereken ilimiz hangisidir? Neymiş? Söyle. En kızdırmamamız, evet, gereken.
Çabuk hadi söyle. Bilemedim valla. Tokat. Da geliyor tokat. Senin yapacağın şakada yani. Bu mu şaka yani? Ne yapayım, bir süre idare eder ama. Neyse, ben sıradaki habere geçeyim de. Söyle bakalım. Dur, ben bir soru daha soracağım valla. Uykuyu en çok seven hayvan hangisidir? Evet. Bilmiyorum, ne? Ne? Ayı mı? Daha zebradır. Neden? Neden? Çünkü pijamalarını hiç çıkarmaz. Derin bir sessizlik oldu. Şu an radyoları başındaki sevgili dinleyenler kapattılar radyolarını. Hem de senin yüzünden. Sıradaki haber. Kilios'tan başlayıp Bulgaristan'ın içlerine kadar uzanan topraklar bir beyefendi iddiasına göre dedesininmiş. Şu anda 3. havalimanı kendi arazisi üzerine yapılıyormuş. Ayrıca Kasımpaşa, Aynalık Hava Kasrı, Haliç Tersanesi ve Boğaz kıyıları Üsküdar'a kadar onunmuş. Bütün Üsküdar. Öyle diyormuş. Keşke benim olsaydı ya. Ne yapacaktın? Ne yapacağım? İçine koşardım sağdan sola. Adama bak ya. Gerçekten. Kimse de buna deli demiyor. Zıbıtmış yani. Delilik tabii ki bu canım yani. Aklı yerinde. Nereden kiliyorsun? Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Oo, ortalık karışmış Mustafa. Neden? Ne olmuş? Hemen velveleyi verelim o zaman. Ya ne meraklısın sen de? Ne olmuş ya? Boşver şimdi beni de, kim kime ne demiş söyle. Önümde çok ateşli bir Survivor atışması var. Buyurun. Şunu hatırlıyorsunuzdur sevgili dinleyenler. Yılmaz Morgül, herkese kim olduğumu gösterdim. Hani derler ya, adamın dibi ben oyum. Erkekliğin, adamlığın kitabını yeniden yazacağım. Herkes erkek olmayı benden öğrenecek demişti ya. Oo, büyük konuşmuş ama bu sefer. Artık yeni bir aynalı Tahir'imiz var. Erkeklerin şimdi erkekliğin kitabı ikiye çıktı ya bu durumda. Ama hangisini dur, okuyacağız? Dur şimdi dur bak, bir televizyon programı sunucusu da demiş ki erkekliği Yılmaz Morgül'den öğreneceksek ben cinsiyetimi değiştireceğim. O da büyük konuşmuş be. Keşke Yılmaz valla bir şey öğrese de değiştirseydi adamcağız. Yemin ederim ortalık karışır, ne güzel olurdu ha. Sen de bayılıyorsun değil mi ortalık karışsın? Ne var, güzel bir şey tabii ki. Ay saçmalama kuntik. Niye be, eğlenmez miyiz ama? Eğlenmeyiz. Bak sunucu bayağı sinirlenmiş ama. Cinsiyetimi değiştireceğim, bunun sebebi de Yılmaz Morgül demiş. Ne alaka var şimdi, ama adam da şey kılıf arıyor kendini Allah aşkına. Gerçekten de yani ben bu, kim bu sunucu bilmiyorum, ismi yazmıyor burada haberde. Saçma sapan konuşmuş. Demek oraya. Çok da celebrity değil ki. Celebrity. Oo. Celebrity. Nide'den Tekin demiş ki, Zuhal abla seni çok seviyoruz. Canım sağ ol Tekin. Keşke biraz daha uzun yapsanız programı. Vallahi bu kuntikle anca bu kadar dayanabiliyoruz. Adana'dan Selma demiş ki, Zuhal abla seni çok seviyorum. Mustafa abi seni çok seviyorum. Bana selam gönderir misiniz demiş. Bakın birisi de Mustafa'ya hediye göndermiş. Aa, evet ya. Okusana kimden gelmiş ya. Vallahi Feray Terzioğlu'ndan gelmiş. Emoji. Aa. Diyor ki merhaba Mustafa Bey, programlarınıza konu ettiğiniz emoji esprilerinizi duyduk. Ondan sonra hediyelik eşya dükkanları varmış kendilerinin. Facebook'ta şeyleri varmış. Zaten 2 gün önce fotoğraf koydum. İyi ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle, sevgilerimle demiş. Ya. Ne güzel. Ama vallahi duygulanıyorum. Vallahi ya. Bir emoji gelmiş Mustafa'ya. Böyle güzel tatlı bir şey. Bana hediye şey. Yok mu ya? Bana hediye magnet. Yok mu? Bak magnetle bana bir şey niye göndermiyorsunuz? Bu kuntiye bile geliyor ya. Kıskandım. Vallahi Instagram adreslerimi söylüyorum. Instagram, Snapchat benim Mustafa Kotan. Oradan yazarsanız okuyacağız. Zuhal Hanım'ın da. Zuhal Topal. Twitter'ımızda Zuhal'in günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekilme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Sevgili dinleyenler. Habere bakın habere. Vallahi billahi. Ne Avrupa olmuş? Metabolimik Tıp Enstitüsü Başkanı Doktor Dimitris Tusakarlas, zeki kadınla evli erkeğin daha uzun ve sağlıklı yaşadığını söylemiş. Zuhal. Efendim. Kim bu insanlar? Dimitri Mimitri'ye sen ne biliyorsun ya, Allah aşkına ne biliyorlar da konuşuyorlar ya. Ya adam Avrupa Metabolimik Tıp Enstitüsü Başkanı diyorum ya. Yani? Yanisi doktor işte adam. Doktor Tekin'in apandis ameliyatı yaptınız. Ben sana yok zeki kadınla evli erkek daha uzun yaşarmış ama ne alaka Allah aşkına sen ya. Sen ne bilim düşmanı bir adamsın ya. Ben var ya asatan bilim adamı olacak adamdım da neyse. Hadi hadi de git. Sen bilim adamı görsen kasap sanırsın be. Ne anlayacaksın sen bilimden? Ben var ya çarpım tablosunu ezbere bil. Wow. 7 kere 8. Sen de gittin ezdorunu sor. İnsan bir demez mi?
Canlı yayında 4x4'ü söyleyeyim arkadaşlar. Tamam hadi onu söyle Allah aşkına. Ama neyse vazgeçin bilmiyorum. Sen haber okumaya devam et. Bırak bu işleri devlet, su işleri Mustafa. Doktor Dimitris Tsoukalas. Çünkü bu kadınlar eşinin sağlıklı beslenmesinde, düzenli bir yaşam sürmesinde önemli rol oynuyor ve onlara iyi bir yaşam ortamı oluşturuyor. Kadınlar evin sorumluluğunu erkeklere göre daha fazla alıyor. Eşiniz ne kadar zekiyse siz de o kadar uzun yaşarsınız demiş. Ne diyeyim? Güzel demiş, mükemmel demiş, süper demiş. Bununla da yetinmemiş, iyi uyumalıyız, bol su içmeliyiz, diyetimize dikkat etmeliyiz ve egzersiz yapmalıyız. Endüstriyel işlenmiş gıdaların ve şeker tüketimini azaltmalıyız diye eklemiş. Şimdi sen koskoca Dimitris'e bak, döndü mü sana Canan Karatay oldu mu adam? Yok oğlum işte aklın yolu bir. Akıllı adam zeki kadına bence evlenmez. Niye? Önce bir vücut ölçülerine bakacak, terbiyesiz, önce zekaya mı bakacak? Terbiyesiz. Ama niye öyle derim? Nöbetçiler! De ondan dedim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Geldik mi Mazan Bostası'na? Evet geldik, ilk sorum da geliyor. Heyecan yaptım, buyurun. İyi dinle. Sefaköy'den Sedef diyor ki, Mustafa Bey varlıklı bir kadınım. Şöyle diyeyim, eski kocam zengin bir doktordu. Cipim bile var. Sizle bir akşam yemeği yemek için neler yapmam gerekir? Telefon numaramı veriyorum. Ne oldu Zuhal? Ay ne oldu şimdi, bir anda içindeki boğa mı hareketlendi? Jip dedi kadın ve daha ne desin de 4x4 kesin. Bunu sen yazdırttın kesin, böyle bir soru gelmiş olamaz ya. Bartın'dan bir ol diyor ki, Mustafa Survivor'ın agyanı bilek güreşinde yenebilir misin? Sen niye benim telefon numaramı verdin dedin? Abi seni pis emellerine alet ettirmem ben bu programı. Hadi sen buna cevap ver. Nagihan'ı bilek güreşine yenebilir misin? Sen niye... Valla yazsın bana Instagram'dan o kadın. Ben beklerim bir bakayım. Nasıl jip, kaç model? Belki arabası bozulmuş. Çok... Böyle güzel güzel bakarken. Ya şunun ya. Sen de gör, sen hep beraber inşallah. Siz de görün şu an radyolarının başında çok yaşa diyenleri duyar gibi i̇yi oldum. Yaşa. Siz de hep beraber iyi yaşayalım, uzun yaşayalım, çok yaşayalım inşallah. Nagihan sorusu, evet. Yenebilir misin onu bilek güreşinde? Yenemem bence. O beni yer. Bence de, kolları maşallah benim bacağım gibi ya. Onun ayaklarını gördün sen. 55 numara. Yemin ederim kürek bildiğin derken ayaklarını çukura çarpsın. Ya çok ek Mustafa, sonuçta o bir kadın. Ne yapayım, kadın 55 numara ayaklı bir kadın olduğu gerçeğini mi değiştirecek yani? Bu şey yapmışlar ya, bu yukarıdan boruya tutunma şeyleri. He. Ama ben var ya bir gördüm. Bir de sen zoom gir. Ay evet, zoom da girmesinler. Neyse. Ya. Neyse. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Efendim İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre... Ay ne bu İngilizler? Ben yemin ederim bu İngilizlerin var ya, başına David Beckham kadar dağış. Ne çok araştırma yapıyor bunlar. Bu ama önce bir haberi dinleseydin, sakin ol arkadaşım. Bak araştırmaya göre çocuk sahibi olan kadınların haftalık uyuma süresi ortalama 5 saat azalıyormuş. Benim sevgili olan kadınların var, uyuma süresi günlük 5 saat azalıyor. Hmm. Ne alaka? Ben uyutmam çünkü geceleri konuşmayı severim. Şarkılar sizden... Ya bir dur ya, bir dur ya. Bakın çocuğu olan çiftlerden erkeklerin ise uykuları haftada 2 saat azalıyormuş. Yani kadınlar çocuk sebebiyle 5 saat uykularından fedakarlık ederken... Erkekler de 2 saat uykularından fedakarlık ediyor. Aynen öyle. Ben hiç uykumdan fedakarlık etmem ama. Çocuğun da mı olsa etmez? Hala ngak çocuğa bak derim. Vallahi dürter yollarım. İnsan birazcık karısına yardımcı olur be. Ne, niye ben o kadar çalışacağım, getireceğim, evin reisi olacağım... Bir de çocuğa mı bakacağım gece uyanacağım? Ay Netice'min reisi. Reise bak, hizaya gel. Pardon ama. Şu gözlüklere bak, tipe bak, bir de reisim diyor ya. Doğru diyorsun be. Temel reis. Senden olsa olsa temel reis olur. O adam bile senden sağlıklı besleniyordu, ıspanak yiyordu. Ama o da hayatım önce ot yiye yiye ne oldu? Gitti sahibi nasıl aşık oldu düğümdüğü karaya. Bir şey söyleyeceğim. Her gün ıspanak yiyeceğim, gidip sahibine zaman aşık olacağım ben mi? İnsan biraz böyle etine mutuna bir şey olur be. Sahibine az mı kaldı lan? Allah Allah. Yemin ediyorum he. Şşş. Zahil Hanım lütfen. Aa,
bugün programın da sonuna geldik. Her şeyi yediğin gibi programımızı da yedin bitirdin. Safi Naz'ı düldül kadın dedi ya. Allah seni. Efendim adreslerimizi verelim. Bülbül Sokak. Düldül. Twitter'ımız Zuhal'in günlüğü. Instagram'ımız Zuhal Topal. Benim de Instagram, Snapchat'im Mustafa Kota. Yarın haftanın en güzel gününden sizlere merhaba diyeceğiz. Kalın sağlıcakla. Sabah 7'de Süper FM'de buluşalım efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü.